Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ. Bahçeli ne zaman erken seçim ister? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün erken seçim derse AKP'nin siyaseten intihar etmesine neden olur. Çünkü perişan durumdaki işçi, işsiz, memur, emekli, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, köylü ve hatta ev kadınları ekonomik kriz nedeniyle AKP'ye de Erdoğan'a da oy vermez. Yağmur gibi yağan lafı artık yetersiz kaldı ki sel gibi vatandaşı sürükleyen zamlar ortada. İstanbul'un ikinci seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun attığı tarihi fark ortada. AKP'nin mental yorgunluğu, dağınıklığı ve parçalanma yolunda olduğu ortada. Suriyeli sığınmacılara her geçen gün artan tepki ortada. Amerika'nın kandıra kandıra oyaladığı PKK uzantısı PYD, YPG'ye hiçbir şey yapamama acizliği ortada. Anayasa hükümleri ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı ortada. Tek adam rejiminin milletin sorunlarına çare üretmediği ve devlet mekanizmasının işletilemediği ortada. Milletin milletvekillerinden, milletvekillerinin bakanlardan, bakanların milletten koptuğu ortada. Bu tabloda kim seçim ister? Recep Tayyip Erdoğan ister mi? İstemez. Kemal Kılıçdaroğlu ister mi? İstemiyordu ama son günlerde sıkça seçimden söz edip CHP'ye oy ister oldu. Meral Akşener ister mi? İstemez. Kim kaldı sırada? Devlet Bahçeli. Şimdi bir nefes alın durun bakalım. Devlet Bahçeli ister mi? Türkiye'de ne zaman ne diyeceği, ne tür siyasi kararlara imza atacağı belli olmayan tek siyasetçi Devlet Bahçeli'dir. Ve bugün AKP'nin yandaşı, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin destekçisi ve parlamenter rejimin yıkılarak yerine tek adam rejiminin getirilmesinin proje sorumlusu Devlet Bahçeli, erken seçim için kilit siyasetçidir. Devlet Bahçeli erken seçim derse ok yaydan, diş macunu tüpten çıkar. Erdoğan öyle bir yük aldı ki sırtına ayağa kalkamıyor. Memur bakanları o yükü sırtlanmasına destek veremiyor. Saray yaşamı Erdoğan'ı halktan koparması bir yana AKP teşkilatlarından, AKP tabanı olan seçmeninden de kopardı. Damat bakan Berat Albayrak'ın hükümette giderek artan hegemonyasını Erdoğan engelleyemiyor damadını görevden alamıyor. Ve AKP'de Erdoğan sonrasının en güçlü adayı olarak Berat Albayrak öne çıkıyor. Görev süresi 2023'te dolacak olan Erdoğan'ın yerine veliaht olarak damat Berat Bey hazırlanıyor. Hatta size daha da önemli bir kulis bilgisi vereyim mi? Saraya çok yakın deneyimli bir gazeteci dostum, "Hükümeti Berat Albayrak yönetiyor." diyor. Erdoğan yatıp kalkıp Fırat'ın doğusuna kurulacak güvenli bölge ile PKK uzantısı PYD YPG ile nasıl mücadele edeceğini düşünüyor. Amerika'dan kazık yemeden Suriye bataklığından çıkmak için Putin'e sırtını dayıyor. Devlet Bahçeli an itibariyle siyasi gelişmeleri takip ediyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisi yolda. Ahmet Davutoğlu'nun partisi yolda. Rıfat Serdaroğlu'nun partisi yolda. Genç Parti il ve ilçe kongrelerini yapıyor, genel kurul yapma yolunda. Değerli okurlarım, 2018 yılının ilk aylarına gidelim birlikte. Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine yaklaşık 2 yıl vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Nisan 2018'de partisinin grup toplantısında şu sözlerle 26 Ağustos 2018 pazar günü için erken seçim çağrısı yaptı. Artık ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir tavsama gecikme olmaksızın geçmesi, milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. Önümüzde iki seçenek vardır. Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 3 Kasım beklenecek ya da seçimler erkene çekilecektir. Erdoğan ise daha da erkene çekti. 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapıldı. Erdoğan seçildi ama AKP 17 yıldır mecliste tek başına iktidar olan AKP ancak MHP desteğiyle çoğunluğu sağlar duruma düştü. Şimdi günümüze gelecek olursak şu tabloyu görüyoruz. Erdoğan ve Bahçeli anlaşıyorlar. Beyis yok. Ama AKP'liler MHP'lilerden memnun değil. MHP'liler AKP'lilerden memnun değil yerel seçim iki partinin tabanlarını birbirine düşman etti. Bu durum nereye kadar gider derseniz şunu söyleyebilirim. AKP'nin ve Erdoğan'ın kaybetme ihtimalinin ortaya çıktığı gün devlet Bahçeli mutsuz olur ve erken seçim der. Çünkü Bahçeli'nin siyasi misyonu artık MHP'yi iktidar, kendisini cumhurbaşkanı yapmak değil, Erdoğan'ı iktidarda tutmaktır. Değerli okurlarım, peki devlet Bahçeli neye göre erken seçim kararı verir? Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Serdaroğlu'nun partileri kurulur, Cem Uzan'ın genç partisi seçime girme hakkı kazanırsa, Devlet Bahçeli 17 Nisan 2018'de Meral Akşener'in İyi Partisi'ni engellemek için kumpas erken seçim istediği gibi erken seçim ister. Çünkü bu yeni dört oluşum Erdoğan ve AKP iktidarı için en önemli siyasi tehlikedir. Erken seçim ne zaman mı olur? Ben bilmem, Devlet Bahçeli bilir.